Evet, ısırgan otu ile ilgili bugün konuşacağız. Isırgan otunun çok çok yönlü ve çok etkili özellikleri var. Bu gördüğünüz ısırgan otu ve ısırgan kökü. Isırgan kökü ile ısırgan otu biraz farklı maksatlarla kullanılır. Nedir bu farklı maksat? Isırgan otuyla ilgili yapılan klinik araştırmalarda birleşimindeki etken maddeler köküne göre biraz farklı. %10 ila %20 oranında mineral içerir. Çok yoğun. Artı asit içerir. Asetik asit, formik asit gibi. Bu karınca asidi dediğimiz asit. Bu nedenle dokunduğu zaman kişi böyle yakar, dalar. Flavonoidler içerir. Isırgan otuyla ilgili yapılan klinik araştırmalarda ısırgan otunun 8.955 hasta üzerinde, Almanya'da, sadece Almanya'da 8.955 hasta üzerinde ısırgan otundan elde edilen ekstrakt, ısırgan ekstraktı ile yapılan klinik araştırmalarda romatizma türlerinden artrit, artrozu iyileştirdiği belgelenmiştir. Artrit, artroz. Artrite, artroza iyi geldiği belgelenmiştir. Fakat çayı içilir. Çayı güzel. Basit rahatsızlarda, üşütme, grip, nezle vesaire de çok çok etkili, çok çok güzel. Fakat ağır vakalarda artrit, artroz, yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu, yumuşak doku romatizması, ankilozan spondilit gibi omurlardan iltihaplanması gibi ağır vakalarda tabii ki çay ile tedavi bir yılı bulabilir. Bu nedenle biz bunun ekstraktını ürettik. Şu gördüğünüz ısırganın. Bu ısırgan ekstraktı, bu ısırgan forte, ısırgan ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, civan perçemi otu ekstraktı, şeytan pençesi kökü ekstraktı gibi bitki ekstraktları içerir. Bir, romatizma hastalıklarına iyi gelir. İki, kanı temizler. Üç, idrar söktürücü, idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkilidir. Almanya'da kimya mühendisliği okurken benim bir dostum hastalanmıştı ziyarete gittiğimde. Adamcağız iki pijama giymiş ve spor elbisesi giymiş, hala üşüyor ve yatağa girmiş, üzerine de iki tane yorgan çekmiş. İki pijama, bir spor elbisesi ve iki tane yorganın altında Mayıs aylarının sonuydu, havalar sıcak. Buna rağmen üşüyor, titriyor. Ne oldu dedim, üşütmüşüm, gripim, nezleyim, çok kötüyüm dedi. Problem değildim. Eczaneye gittim, eczaneden ısırgan otu aldım. Ona bir çay yapıp demledim. Bu bir demlik çayı içeceksin dedim. Yarın cuma günü camide görüşürüz dedim. Ya dedi, bırak yarını, ben bir hafta 10 günde ayağa kalkarsam şükrediyorum dedi. Ben dedi hastalandı mı? İki hafta yatıyorum, kendime gelemiyorum. Sen dedim yarın gelirsin, görüşürüz. Birkaç bardak içti, ben gittim. Bir gün sonra bu arkadaş kısa kollu gömlekle giymiş, yaz havasıyla camiye namaz kılmaya gelmişti. Ne oldu dedim? Allah senden razı olsun. Hiçbir şeyim kalmadı dedi. Çok çok iyiymiş. Söylediğin gibiymişti, çok etkiliymiş. Terledim, şakır şakır terlemiş. Hiçbir şey kalmamış. Bir Alman dostum, tanıdık bir Alman. O da grip, üşütme, nezle. Adamcağız yorgun, bitkin, kırgın, böyle ezilmiş, büzülmüş, halsiz. Ne oldu? Üşüttüm dedi, çok kötü. Yok mu bir ilacın? Var dedim. Isırgan, ardıç tohumu, civan perçemi, ayrık kökü, şeytan pençesi. Özel bir karışım hazırladım. İç. Tamam dedi. Ne kadar içeceğim? 3-4 bardak, hiçbir şey olmaz. Bu da tabii fazla içmiş. 1 litre çay içmiş.
Bir gün sonra geldi, adamcağızın suratı yine ekşi. Yine. Hani turşu satıyor derler ya, işte öyle suratı biraz ekşi. Ne oldu dedim. Ya neden söylemedin sen bana dedi. Ne söyleyecektim? Bu kadar etkili olduğunu neden söylemedin? E ne oldu dedim. üç pijama, iki yorgan değiştirmiş. O kadar terlemiş ki pijamaları, yorganları dahi adamın tersi içinde kalmış. E terlediğine şükrettim. Terlemesin içeride derinin altında kalırdı toksik madde. Terle vücudun temizleniyor, arınıyor. Terleme kötü bir şey değil. Şükret dedim ki iyileştin. İyileştim de sabaha kadar ne ben uyudum ne hanım uyudu dedi. Sürekli üst baş değiştik dedi. Teşekkür edeceğim ama dedi hiç uyuyamadık dedi. Bir gün uyuma ama sağlığına kavuştum. Ben de bir gün Frankfurt'tan Komblenz'e gitmiştim. Bir yakın ziyareti. Oranın iklimi Frankfurt'a göre biraz soğuk, dağlık bir bölge. Buraya gittim. Gittiğim günde ilkbahar hemen üşüttüm. Üşüttüm ve titremeye başladım. Hemen dedim ki burada ısırgan nerede yetişir? Dediler ki işte bahçede var ısırgan. Bahçeye indim, ısırganı topladım. Getirdim, yıkadım. Bir miktar ısırgan yedim böyle. Yeşil soğan gibi. Vatandaş dedi ne yapıyorsun ya? Ya problem değil. Şimdi iki dakika sonra önce kazak giyiyorum, ceket giyiyorum yine üşüyordum. İki dakika sonra dedim bak göreceksiniz. Beş dakika sonra kazakları ceketleri attım. Vücudum ısındı. Hiçbir şey giymeye gerek kalmadı. Isırgan vücudu temizler, arıtır. Romatizme karşı etkili. Üşütme, grip, nezleye karşı etkili. Kanı temizler, idrar yolları enfeksiyona karşı etkili. Isırganın bir de bunun için ısırgan forte, romatizma rahatsızlarına karşı, kansızlığa karşı, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara karşı birebir. Fakat ikinci önemli bir husussa ısırganın kökü. Isırganın kökü Arap saçına benzer, bu yumak yumak. Evet. Şimdi ısırgan kökünün birleşiminde zitosteroller var. Nedir bu zitosterol? Prostat büyümesine karşı etkili olan, prostat iyi olup prostat büyümesine karşı etkili olan yelpaze palmiyesi yani zabal ve yakutunun birleşiminde aynı şekilde ne var? Zitosterol, beta zitosterol içerir. Isırgan otunun da birleşiminde beta zitosterol var. Beta zitosterol nedir? Prostatın normal olarak salgılamış olduğu hormon, bu yakut forte'nin içerisinde ısırgan kökünün ekstraktı var. Artı zabal birleşiminde de zabal nerede? Zabal evet. Zabalın birleşiminde de burada ısırgan kökü ekstraktı var. Bu da prostata karşı etkili bir ürün. Bu şimdi iki türlü prostata karşı ürünümüz var. İyi huylu prostat büyümesine karşı artı prostat iltihaplanmasına karşı. Şimdi yakutuyla zabal, yakutu forte ile zabal forte arasındaki fark nedir? İkisi de prostata karşı etkili ürün. Yakutu forte daha çok prostat büyümesi, sonra prostatit yani prostat iltihaplanmasına, zabal forte önce prostat iltihaplanmasına sonra prostat büyümesine karşı etkili. Aslında ikisi de prostata karşı, prostat rahatsızlığına karşı ideal ürünler. Hem yakutu hem yelpaze palmiyesinin birleşiminde beta zitosterol var. Artı ısırgan kökünde de beta zitosterol var. Beta zitosterol nedir? Prostatın içerisinde salgılamış olduğu bir hormon. Şimdi prostatın içerisinde iki tane enzim var. Reduktaz, aromataz. Bu enzimler erkeklik hormonu, testosterolü, kadınlık hormonu östradiyola dönüştürür.
Prostatın içerisinde erkeklik hormonu, prostatın içindeki, prostatın salgılamış olduğu erkeklik hormonu kadınlık hormonuna dönüşürse prostat yapı olarak, doku olarak, yapı ve doku olarak kadınlık hormonunun taşımaya müsait değil. Bu nedenle prostat büyümeye başlar. Kadınlık hormonu yükseldiği için. Şimdi beta-sitojistrol ne yapıyor? Reduktaz ve aromataz hormonu bozan, erkeklik hormonunu kadınlık hormonuna dönüştüren iki enzimi frenliyor, hop durduruyor. Böylece prostat büyümesi tekrar normale dönüyor. Bu beta-sitojistrol, yakotu, zaban, ısırgan kökü gibi bitkilerde çok yoğun oranında var. Bu nedenle bizim zabal forte, yakotu forte'nin birleşiminde ısırgan kökü ekstraktı var. Isırganın yaprağında da var beta-sitojistrol ama az, kökünde daha çok. Isırgan köküyle de ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda prostat büyümesi olan 4087 iyi huylu prostat büyümesi olan 4087 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastaları iyileştirdiği belgelenmiştir. Fakat sadece ısırgan kökünün ekstraktı değil de yakotu ekstraktı, zabal, yelpaze palmiyesi ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktından oluşan çok özel bizim ürünlerimiz var. Bunlar kullanıldığında tedavi süreci yıllar yerine 3-4 ayda normale döner değerler. Çünkü çok çok daha etkili olur. Isırgan köküyle ilgili bir diğer araştırma ise sık sık altını ıslatan çocuklar için çok çok etkili. Evet, altını ıslatma rahatsızlığına karşı prostat rahatsızlığının yanında burada klinik araştırması yapılmıştır. Altını ıslatma rahatsızlığı olan çocuklara çok çok etkili olduğu belgelenmiştir. Altını ıslatanlar için de aynı zamanda nektori denir altını ıslatma olayına. Altını ıslatan çocuklar için de ideal bir üründür. Tedavisi, altını ıslatma problemi tedavi edilebilir. Problem değil. Yıllar önce bir hanımefendi yumuşak doku romatizmasından dolayı eğilemiyor, kalkamıyor, oturamıyor. Bir iş yerinde muhasebe işlerine bakıyor. Fakat klimayı açsalar hastalanıyor. Ceren yapsa hastalanıyor. Bu nedenle bu bayana özel bir oda yapmışlar. Özel odasında çalışıyor. İçeri ceren yapmıyor. Pencere açsa adam, kadıncağız üşütüyor. Klimayı çalıştırsalar üşütüyor. Çok hassas bir bünyesi var. Merdivenleri çıkmakta zorlandığı için giriş katına bir büro yapmışlar. Özel. Patronu çok sevdiği, değer verdiği bir insan, işini iyi yaptığı için özel bir oda yapmışlar. Özel odasında çalışıyor. Yani herkes odasına biri girip çıksa bile, fazladan açılıp kapansa bile rahatsız. Yumuşak doku romatizması. Doktorlar teşhis koyamamış. En sonunda bir doktor demiş ki fibromiyalji. Kan tahlilinde, idrar tahlilinde yumuşak doku romatizması teşhis edilemiyor. Ve milyonlarca insan yumuşak doku romatizmasından muzdarip. Ağrılar. Tespit edilemeyen nedeni omuz, sırt, bel, diz, kalça ağrıları. Bu tür ağrılar. Bir sürü ilaç kullanmış, bir faydasını görmemiş. Artı kadıncağız erken menopoza yakalanmış. Yani adet göremiyor. Beni aradı, İbrahim Bey ne yapabilirsiniz? Tedavi ederiz. İksir, aloe vera jel, romatizma çayı. O zaman romatizma, bu özel bir ısırgan forte yoktu. Isırgan forte. Artı şimdi bir de böyle bizim bir romatizmaya karşı bir ürünümüz daha var. Şeytan pençesi forte. 40 kilit forte. Bunlar da romatizmaya karşı etkili. Şeytan pençesi romatizmaya karşı çok çok daha etkili. Biz ona özel bir ürün hazırladık, verdik. Bu bayan
Camiye gitmiş, camide mevlüt dinleyecek, oturamıyor. Özel sandalye getirmişler, sandalyede oturuyor. Bazıları demiş ki, neden sandalyede oturuyor, yere otursana. Oturamıyor ki. Bütün eklemleri kireçlenmiş. Hatta çene kemikleri ağrıdığı için katı bir şey yiyemiyor. Çene kemikleri dahi ağrıyor, katı bir şey çiğneyemiyor. Çenesi dahi iltaplanmış, çene kemiği. Sıvı şeyler, çorba içebiliyor, sıvı şeyler içebiliyor. Katı bir şey yiyemiyor. Bizim ürünleri kullandıktan sonra 6 hafta sonra kadıncağız denize giremiyor. Girse hastalanıyor. Koşamıyor. Koşuya başladı, denize girmeye başladı, normal hayata döndü. 6 hafta içerisinde bu bayan normal hayata döndü. Bununla yazıları var burada, doğaltedavi.net isimli sitemizde. Bu bayanın yaşamış olduk rahatsızlıkları anlatan uzun bir hayat hikayesi yazmış buraya. Doğaltedavi.net'te uzun bir hayat hikayesi anlatmış, yazmış. Evet, romatizmanın her türlü tedavi edilebilir. Doğaltedavi.net'te tedavi ettiğimiz, iyileştirdiğimiz binlerce hasta var. Secdeye gidemeyen, eğilemeyen, bükülemeyen insanlara dahi tedavi ettik, ayağa kalktı. Bazı insanlar akut durumlarda 3-4 haftada iyileşti. Bazıları iyileşmesi kronik rahatsızlar 3-4 ay, 5 ay sürdü. Ama her türlü romatizma rahatsızlığını tedavi ettik, tedavi ederiz hamdolsun. Hürmetler, saygılar.